Selam dostlar, Kingdom Come Deliverance'ın 27. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son bölümde hatırlıyorsanız eğer Hans Capone ile Lord Hans Capone ile bir şey çıktı, hava çıktı. Bizden şey istemişti, eğrindeki şarabı ve bastırmasını istemişti. Dur geliyorum. Geliyorum Hans Capone ama şunları da ben alayım da abi. Orada ben yerim arkadaşlar. Burada ok var mı? Hadi bakalım. Buradaki okları da alabiliriz. Ha? Varmış zaten fazlası. Abi. Meyvedir. Kurutulmuş şeylerdir. Onları da bari biz gömelim. Kaf. Coming up, sir. Geliyorum efendim. Hele şükür. Al abi, pastırma şarabı. So, peki hava çıkmaktan mutlu musun? I am. Mutluyum. Her ne kadar hiçbir şey avlamamış olsak da. Önemi yok. Avlanma kısmı zaman geçirmek için. Asıl nokta Rattay'dan bir süre uzaklaşmak. Çünkü Hanush'un nasihatlerini dinlemek insanı deli eder. Peki ya ailen? Nasıl oldu Hanush senin bakımını üstlendi? Her şeyden önce bakımla ilgilenmedi. Ben küçük bir çocuk değilim, demircinin çocuğu. Hanush yalnızca bir hangi çıktığı ona kadar benim mal varlığımı idare ediyor. Bu ne zaman olacak? Ne ima ediyorsun? Hiçbir şey. Öyle demek istemedim. Bana zaten bir yetişkinmişsiniz gibi geldi demek istedim efendim. Pekala, söylemesi zor. Babam ölmeden önce konuya karara bağlısın diye bir soylular konseyi topladı. Ama tabii ki delikanlının haklarını değerlendirmek için ülkenin bir ucuna gidecek değillerdi. Normal şartlarda bu gerekli olmazdı. Benim yetişkinliğime kral karar verdi. Sadece... Kral artık yok. Aynen öyle. Boş zamanlarında ne yapıyorsunuz? İzniniz efendim. King gibi bir lord gün boyunca ne yapar? Küçükken oldukça sık kılırdım diyebilirim. Sürekli her adımımı izleyen bir eğitmenim veya öğretmenim olmuş. Şimdi ise zamanımın çoğunu Sir Hanush'tan bir şeyler öğrenmekle geçiriyorum. Yönetim şakaya gelmez. En azından çoğunlukla. Geçen hafta halkın şikayetlerini dinledim mesela. Ama bu ilgi çekici de olabilirdi efendim. Efendim, bu köylü tuvalet çanağını benim aldığımı boşaltıyor. Ayrıca efendim, bu kaçak arı ineğime büyü yaptı. Ve efendim, benim yaşlı hatun köyün yarısını beceriyor. Sürekli meyleyen bir koyun sürüsü gibiler. Çalışmak bile çok daha ilgi çekici. Bir saniye arkadaşlar, kaydı kontrolü. Kayıt açık. Ne avlayacağız? Kumanları. Ne? Kumanları mı? Abi bizim adam niye böyle korktu ki? Şu suratına bir bak. Kandırdım seni. Elimize ne geçti? Geri bakacağız ama en azından bir yaban domuzunu yakalamak isterim. Birkaç tane daha tavşan fena olmaz ya. Peki ya sen? Senden bir tek söz alamazken şimdi çenen düştü. Pekala, bana Skalis sandın. Sigismund'un orada yüzlerce sancı olduğunu duydum. Pekala abi, anlatalım. Bilmiyorum efendim. Onları sayacak fırsatım olmadı. Yapabileceğim bir şey yoktu. Bunun hakkında konuşmak benim için kolay değil efendim. Ailem gözlerimin önünde öldürüldü. Bu konuda bir şey yapamaz mıydın? Demek istediğim, Radzik hiç savunma yapamadı mı? Bizi hazırlıksız yakaladılar. Hiçbir şey için zaman kalmamıştı. Ailemi kurtarmak istedim ama çok geç kalmıştı. Pekala o halde. Sadece sormak istedim. Ben korkak değilim. Ben bir korkak değilim, eğer demek istediğiniz buysa efendim. Asla öyle olduğunu söylemedim. Ve kimsenin beni öyle adlandırmasına da izin vermem. Bu bir soylu bile olsun. Onurlu adamsın. Pekala, aldırma. Her neyse, bugün bir yerlere gitmek için çok geç. Ama yarın günlük bir şeyle işe koyulacağız, anladın mı? Evet efendim. Bir tane ta dibimizde, kampın dibine bir tane şey gelmişti ya, az önce.
Burada aslan parçasını besleyelim de arkadaşlar. Look what I've got for you. You'll love this. Avda ihtiyacımız olan en yetkili avcı bu şu an. Aa, köpek eğitmenimizi seviye attım. 10 seviye oldu. Tooth and Claw neymiş? Your dog has a greater chance to cause a foe. Köpeğimiz çok daha yüksek ihtimalle düşmanı kanatıyormuş. Yanımıza düşman geldiği zaman havlamaya başlıyormuş. Duruluyormuş. Ben Claw'ı alacağım ya. Düşmanları kanatsın. Burada şu an köpekle aramız nasıl? %100 itaat. Çok güzel. God bless you. Tanrım seni kutsasın. Sorun nedir? Bir şey daha var. Sir? Efendim. Not now, Blacksmith. Şimdi olmaz demeyeceğiz. Sabaha kadar bekle. Good luck then. Burada böyle mi beklesem? İyice takati yeriz ama. Ya da şöyle yapayım. Burada uyuyalım arkadaşlar. Böyle gece yarısına kadar böyle uyuyarak bekleyelim. Şey yaparız. Gece yarısı çünkü kalkıp 2 saatte şeyde beklemem gerekiyor ya. Kabus etkisinin geçmesi için. Ay umarım saçma sapan bir yerde uyanmayız şu anda ya. Lütfen yapma bunu. İyi güzel. Güzel şanslıyız. Şanslıyız arkadaşlar. Ver abi. Göm. Bir tane daha göm. Şöyle. Ayakta değil de. Oturup bekleyelim abi. Evet. Kapan da hala uyuyor. Hep yoktu. Bir saat daha bekleyelim. Saat 5'te tutar artık havaya. Abi. Bir saniye arkadaşlar geri geleceğim. Evet dostlar geri geldim. Bir de atıştırdım da. Atıştırayım artık. Buralar arkadaşlar biraz uyku düzenim kaydı. Discord'da şey oynuyoruz. Nicole'le beraber. Ya belki yorumlarını görmüşsünüzdür. Dark Shinobi. Twin Tower oynuyoruz da. Twin Tower Genesis'in 2 oynuyoruz beraber. Bu adam da uyanamadı ya bu arada. Saat 6 oldu. Al 7'ye kadar bekleyeyim. Günaydın. Neyi bekliyorsun? Efendinin sana av için ihtiyacı var. Gerçekten mi? Öylesine ünlü bir avcının yardımına mı ihtiyacı var? Büyüklerine dalga geçmeye cesaret etmezdin değil mi? Tanrı korusun efendim. Demek istediğin bu köylü. Öğlen burada bulaşacağız. Her kimin daha fazla tavşanı varsa o kazanır. Tabii avlanacak eşya yoksa kampta eski av ekipmanlarıyla dolu bir sandık var. Eksiğini gidermekten çekinin. Nihayetinde hiç şansı olmayan bir garibanı yenmek spor sayılmaz. Kesinlikle efendim. Küpesiz Sir Hans. Yakında o pis burnu sürdünecek. Şimdi bir süre arkanı dön. Bu ormanda denenip test edilmiş birkaç nokta biliyorum. Ve onları çalmanı istemem.
Hadi bakalım abi. Tavşan avında şey yaptı. Aa, burada zamanında şey, bir tane kaka yaparak kaçan bir at vardı ya. Onu bulmuştuk. Onu bulduğumuz yere yakın arkadaşlar. Hala kaka izleri duruyormuş. Az önce okuldan yazan şey oydu. Kaka iziydi. Tavşan yuvası mıdır? Yerde bir şey var ama. Abi az önce... Aa, tavşan yuvası gerçek. Sen tavşan mısın? Tane tavşan yuvası. Buralarda tavşan yuvaları var. Hans da orada. Aha, bir şey var. Abi. Zek. Avla aslan parçası. Çallardan göremiyorum. Bu da buralarda. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar, buradaki avladığımız tavşanlar şöyle şey gibi çıkmıyorlar. Good boy. İyi çocuk. Aslan parçası. That's my boy. Benim oluşum. Look what I've got for you. Sana ne aldım? Bir de besleyelim de. Al aslan. Avladığın şeyi ye bir de. Aha. Koş. Bu çalardan benim görüp avlamamı bekliyorsan seni hikaye hoş. Heh, bak. O tavşan değil. Ha, şurada bir tavşan. Abi ben onu vurabileyim. Gerçekten ben onu vurabileyim yani hani. Abi nerede, hiçbir şey göremiyorum. Şurada bir şey varmış. Bunu mu diyor acaba? Ha bak, o da ona hedef aldı. Lan iki tane varmış. İkisini de ıskalamazsın ya abi. Can yok ya, çok uzak. Bu sefer vuracak gibiyim. Ediyorum. Ah, oh, fazla yukarı. Güzel, güzel. Bir. Al aslanım, sana yemek vereyim. Bir tane vurduk arkadaşlar. Al tavşanı. Kedin gömdün herhalde. Afiyet. Aha. Fazla erken. Geyik avlasam var ya. Avlarım abi. Ben olmasam da köpeğim avlar yani. Bu oraya aslan parçası. Otososon oku, ben sıktım. İndi zaten.
benimle beraber buraya sıkıştı. Buna bayılacaksın. Hayvan da yorulmuş. Al kızın geyik eti. Bunlar yorgunluğun hızlı düşmesini sağlıyor mu? Bir tane daha verelim. Al bir kızıl geyik eti daha. Hatta sallayalım abi. Oy 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 oy. Abi saplandı ok. Ay anasını satayım, ne yapıyorsun ya? Körle yatan şaşı kalkar gibi. Ama saplanmış olması lazım onun da. Abi üstünden mi geçti? Şaka mısın sen ya? Güzel. Bakalım kaç saplanmış. Şimdi iki tane saplanmış. Hadi. Gerçekten sadece iki tane saplanmış abi. Diğerleri nasıl? Böyle milim üstünden geçerek falan mı şey yaptı? Hata yükleyelim. Tavşan yarışına girmiştik ama. Benim aslan parçası, sen yeni mi avladın bunu? Bir saniye. Aslan yeni mi avladın? Galiba doğurdun avladıkları. He. Bir yerden sesi geliyor ama. Ne avladığımız gibi. Kurt galiba patır patır avlıyor he. Biz eski yere bir geri dönelim arkadaşlar. O tavşan yuvalarının olduğu yere. Burada tavşan göremiyorum. Aha. Abi. Get him. İndir onu aslan. Thank you. Tavşan avlama işi zor ya. Gerçekten zor yani. Görmesi çok zor bir kere. Aha. Dur. Bu kadar uzaktan değil abi. Şunun ardına gir. Şunun ardına. İndir aslan parçası. Bak hiç acımıyor ha. Aha bak şunu da ben indireyim abi. Lan iki parmak önüne attım ya. Ama. Tamam, sonu devam et. Bak. Tam şurada ya. Böyle koklayarak daha iyi nişan alırdı arkadaşlar. Farkındayım. Güzel, güzel. Çok güzel.
Lan Percy gel. Seni birazcık besleyelim tavşan etiyle. Look what I've got for you. You'll love this. Biraz daha besleyelim arkadaşlar da. Burada yağmadı. Burada at abi şey. Atın üzerine. Aha. Biraz daha yaklaştım. Çok oluştu. Yakındı, yakındı. Abi hep yakın oluyor da işte yakın olması bir şey ifade etmiyor ya. Bilmedi ya. Sen ciddi olamazsın. Şey mi bitti? Tek ok. O da dağ taşı abi. At. Ver abi şu sandık okları ver bana. Av okları zaten anca şey fare avlamaya yarar arkadaşlar. Ay fare demiş. Arkadaşlar. Güzel. Avcılıkta da bu arada yeni bir seviyeye ulaştık. Neymiş abi avcılık? Ormanda avlak bekçisinin sözü. Ormanda avlanma izne sahipsin. Yani av aletleri artık hırsızlık sayılmayacak. Gördüğünüz gibi bu geldi. Boynuzlar avlanmış hayvanlarda boynuz almanı sağlar. Köpek dişi. Bazı hayvanların köpek dişlerini alabilirsin. Bu yaban domuzundan arkadaşlar. Bu da şeylerden. Geyiklerden. Önce geyik abi. Yaban domuzu daha göremedik bile yani. Getirmene gerek yok oldu, ben avladım onu. Al bak sana yemek vereyim. Burada köpeği bol bol besleyebiliriz arkadaşlar. Hayvan gut hastası olacak. Et yemekten. Övelim şöyle bir. Tam parçası. Benim oluşum. Şimdi o geyikler nerede acaba? Şimdi şeylerden avladığımız geyiklerden boynuz çıkartacağız ya. Ben bir geyik bulsam çok hoş olacak. Yani biz tekrar mekanlara dönene kadar çürür ama boynuzları her türlü satarız arkadaşlar. Bir kamp kurmuş. Aç. Abi o da çocuğu. Eşek kulağı, haşa. Para, itiba, papatya, pelin otu. Ve sargı. Selam tavşancık. İyi geceler tavşancık. Bir de tatlı tatlı böyle yürüyorlar ya. Ben böyle bir kıyamamazlık geliyor ama sonrasında diyorum et et. Bir de avlanma skill geliştiriyor falan abi yani hani.
Tabi kampa gidip bunların hepsini pişmiş halde daha yavaş tuturlar diyor. Burada bir şey varmış. Buraya bir gidelim. Birinin mezarı gibi bir şey, türbe gibi bir şey yapmışlar buraya. Üst bölge. Sayı nedir abi bu ilginç bölgenin? Evet. Tabi ağaç göç falan. Böyle yıldırım çarptı. Neyse bir şu kampa doğru ilerleyelim de. İlk ceylan falan bulmak istiyordum ama bulamadım onu. O vurmadı mı cidden sana? Bir kere daha ben deneyeceğim. Daha sonrasında. Abi nasıl ya? Aa. O nasıl olabilir ya? Nasıl o kadar fazla oluyor bu? Abi şaka mısın ya? Abla. Dünyanın sonuna kadar koşturacak şimdi beni ya. Evet, köpeğim acaba bir de onu sürükleyebilir miyim? Çünkü nasıl sürükleyemez de. Abi galiba avladı. Şeyler hareketsiz gibi. Avlamış be. Nerede abi bunun boynuzları? Besleyelim de aslan parçasını. Bundan boynuz çıkmıyor mu abi? Al aslan, birkaç tane daha verelim. Aslanlar gibi iş yaptın çünkü. Buranın arkadaşınızı ziyarete mi geldin üst üst? He? Arkadaşınız mı öldü? Ah kıyamam, kafasına headshot attım ben. O var ya, kaliteli okla atsaydık ölmüştü bu arada. Ben kampa doğru bir ineyim arkadaşlar da. Kamp da neredeydi hatırlamıyorum. Aa, hala burada mısınız lan siz salaklar? Abi yani hani... oldu tabi ama pek bir şey yok. Aptal gibi gezerseniz aptal gibi davranırsınız. Şu an neredeyiz? Dere boyuna mı indik abi? Çekme, suci çekme. Sakin. Bir yoldan yukarı çıktım. Abi nereye geldim? Burada bir şey avlama göstereceğim burada. Al. Çok kötü bir ateş. Bayağı kötü. Ah be abi. O nasıl vuramadı ya?
Tamam. Ben yaşamayı hak ettim be tavşan. Veya bilmiyorum, belki de hak edemem. Yani hani what I've got for you. Yemek vereyim. You'll love this. Al abi tavşanı. Al yesin onu. Ya bu okları harcama konusunda da bir problem yaşamıyorum arkadaşlar. Şimdi çok da umurumda değil bu şeyler. Şimdi bir envanterden şey yapalım da. Pardon. Eşya pişir. 96 tane. 82 tane. Evet abi, otelde var ya. Bir satsak zenginiz ha. Ön yapışırmış. 20'miş abi. Hepsi şu anda. Abi bunları bir satalım mı arkadaşlar ya? Tamam, av işi güzel iş, keyifli iş ama yani tam para getirmiyor para. Bizim para ihtiyacımız var. Hemen şuradan dümdüz koşsam Uzi'de. Uzi'de satarım. Yani. Koş abi Pegasus. Ya. Şu an tüm hızını kullanmana ihtiyacım var. Ya. Abi bu kadar hızlı değilsin. Sen daha hızlıydın diye hatırlıyorum ben seni. Arkadaşlar yani beklersek yanca kop. Aa, zamanda çaldığımız at. Vay be. Ne kötü günlerdi. Şimdi altımızda Pegasus var. Oradan at çalıp buradan iş yapmaya çalışıyorduk. O atı gördüklerinde bize saldırıyorlardı falan. Gerçekten ne işkence çekti ya. Nesin sen kasap? Ne kadar da aradığım insansın. Ne kadar param var? Önce bana paranı göster. Kaç param var lan? Acil. God be with you. What can I do for you? God bless. Konuşalım. 100 liram var. Abi, ve sen alır mısın acaba? God bless. Ve bunları alıyor musun? Ben sensi bilirim. Can we do something about the price? Well, we can try it. 90 ver be. Close. Drop the price a bit more and we'll shake on it. Tamam abi, 87 ver. For that amount I can be persuaded. Hemen devam edelim arkadaşlar. Hemen devam edelim abi. Ver abi bunu önerim. Acil gel bakayım. God bless. Al abi bunu öneriyorum benden. Pazarlık yapalım. Let's have a word about the price. Naturally. Tüm paranı ver. Is this enough? Close. Drop the price a bit more and we'll shake on it. Ver 108. Is this enough? Close. Drop the price a bit more and we'll shake on it. Tamam abi. Al hatta 103. Finally, a reasonable sum. Tamam, güzel. Bir tane tüccar lazım. Kızıl geyiklerini de satalım arkadaşlar. Dur galiba pişirmeseydik daha çok para ediyordu ha. Pişireceğim daha çok para ediyordu. Ya. Ya.
Para günde belli olur diye bir görev başladı. Neymiş o görev? Para günde belli olur. Professor Matthew'un işleri nasıl idare ettiğini gör. Tamam, oraya gideriz bir ara. Tabakçı var burada. Tabaklama yapıyor. Öyle, öyle. Ay. Tabakladığınız derileri satmıyor musun? Böyle iyice arkalara doğru geniş. Heh abi, bakkal bak. Sanki. Abi sen alırsın benden bunu. Bir de umarım param vardır be tüccar. I hope I can be of help to you, Knight. Umarım dokunur. 180 mi? Karla tüm paranı. O 0.6 groşen de sende kalmasın. O 60 kuruş benim için değerli. Ver abi. Oh, that's a decent price. Burada bir tane biri var. Bakkal galiba o. Buraya geldim de ben. Apples, melons, prunes, sweeten up your day. Vallahi keşke gerek şu anda da olsa ya. Neyse, yaz geliyor, yaklaşıyor yaz yavaş yavaş. İş konuşalım abi. Yapma, yalakalık yapma. Benden et al. Al ulan az. Bir tane et de sana şeyim olsun. İtibarımız yürüsün bakın. Hediyem olsun. Fakire fukaraya et mi dağıtsam arkadaşlar? Ne dediniz o? Köylülerine... Burası taverna zaten. Burası neymiş abi? Aha, fırıncı var. Lan fırıncı. Kaç param var? Tanrı'ya şükür olsun. Ne olsun kardeşim? 20 liram var. Allah kahretsin. Al lan 10 tane. Hediyem olsun. Bu ne abi? Al lan fakir köylüleriz. Bence iyi geçtik, bir şey söyleyeyim mi? Bayağı iyi geçtik yani. Abi öğle çanı çalıyor galiba. Ben şöyle yavaştan kaçayım buralardan. Geri döneyim sonra Hans'la avlanmaya. Gerçekten galiba öğle çalıyor. Geri dön. Döneceğim de yolumu bulabilirsem. Galiba bu taraftan girdim abi köye.
ormandan hiçbir yerde avlanıyorum. Kamp keşfettim. Harita. Neredeyim şu anda? Kampa göre yerimi anlarım abi. Kamp. Oo, fazla bu taraftayım. Ben galiba doğru yoldayım. Son numarayla beraber. Yolcu neredeyim lan ben? Bana yardım et, yolumu kaybettim. Şu an şeydeyim ya. Şu an şuradayım abi. Ben nasıl gidebiliyormuşum oraya? Ben gidip şöyle gidebilirim. Veya dümdüz ormanın içinden yardırabilirim abi. Devam. Şimdi ormanın içinden yardırmayı tercih edeceğim tabii. Bu arada bir kaydı kontrol edeyim. Daha gidiyor muyuz ya? Şurası. Kampa döndüm abi. Şurhan'ımızı bekle. Şurhan. Oturup bekleyelim arkadaşlar. Saat bekleyelim bakalım. Abi çok... Çok tavşan indiremedim şimdi, yalan yok. Ama şöyle göstereyim. Biraz geyik indirdim, olmaz mı? Tavşan işinizden nasıldı efendim? Yeterince tavşanınız var mı? Neden soruyorsun ki? Çünkü burnumun dibindeydin. Yok. Görünüşe göre ikimiz de birbirimizden beteriz. Pekala, takıl peşime, gidip biraz gerçek avcılık yapalım. Henry, mount up and let's go hunting. Peki sen niye moonwalk yaparak gidiyorsun abi? Evet. Yani ne diyeyim ki arkadaşlar, ne diyeyim gerçekten. Gel bakalım abi, gel. Böyle atı da bir yavaş bir yavaş yani. Ben bunun gibi normal yürüyünce normal yürüme hızım bu arkadaş.
Ne yap böyle sen bana bu karakteri? Şey gibi, ben de sana bu. Aa kardeşim bakma lan bana. Bu nedir? Rahatsız etme bak bak. Oğlum önden git. O zaman böyle dağa taşa bakıyor oluyorsun. Yolunu değiştirebiliyorum bu. Hop. See here. Wallow. Bak burada çamurlu bir çukur var. Bir yeni oluşmuş. Yakınlarda bir domuz olmalı. Pekala son seferde gibi ne yaparsan yap yavaş ve sessiz yap. Anladın mı? Şuradaki kimsenin tepesinde onları izleyeceğiz. Hadi bakalım. Yine geri geri yürümeye başladı bu hasta. You want to take him down with an arrow? Okla mı indirmek istiyorsun? Certainly. Elbette neden olmasın? Öyle öldüremezsin. Domuzlar mızrak davranır. Vallahi mi? Birden başımıza usta harç kesirdin öyle mi? Bizde de öğren bir şeyler. Watch and learn. Evet, bunu gördün mü? Ay canına havamdayım. Pekala, bir dahaki sefere bana okla domuz avlayamayacağımı söylemek istediğinde çeneni... Peşine düş, yakala. Atla Henry, bir domuzun izini söyleyeceğiz. Abi buna ne olmuş? Hans kafanı kim dövdü anasını? Lan! Kaçma. Kaçma yok öyle. Bir. Bir. Yok öyle aslan parçası. Targıyı da ver, da ver, yaralayıcı oklarını da ver. Birinin cesedi neredeydi? Süper abi, başlıyor. Kuman kulağı, keselim kulağını da abi. Bunları da ver. Hepsini ata atacağım zaten. Kuzun nerede lan it? Neyse kılıcı falan boş ver. Bu Hans kapana ne oldu abi? At Hans kaponu. Hans'ım kaponu. Dur abi senden önce bir... Yapmam gereken birkaç iş var. Şey mi abi? Köp bile mi çıkmaz be? Burada bir sandık varmış. Böyle açalım. Domuzun öfkesi, groşen. Böyle hayat büyük. Gel. Gel şimdi Hans kapı. Sana bir bakalım, yaralandın mı?
Henry, Nesi kim oldu? Kumandanın ortasına daldın. Kuman geleneksel toplantısına davetli değilmişsiniz. Onların hepsini öldürdün öyle mi? Öyle görünüyor. Aman tanrım, senin böyle olduğunu düşünmezdim Henry. Hatırlat da seninle ters düşmeyeyim. Başındaki yarayı görünmüyor. Endişelenme, eminim hissettirdiğinin yarısı kadar kötü görünmüyordu. Datta'ya geri dönmeme yardımcı olmak zorundasın. Acele edin o zaman efendim. İki tane kumana daldık. Lord Kapan. Buraya gelin millet. Sen yardım et. Sir Hans ile konuş başarısız mı oldu? Başarısız olmuş olabilir abi. Gittik adamla konuş. Yetkinleşlerin düzgün beslenme. Aa çok güzel. Demek 3-5 gündür düzgün besleniyormuşuz adama. Nasıl mümkün olur Razzik? Bu piçler kaleye 1 milden daha az mesafeye gelecek cesareti göstermeye başladılar. Şimdi daha fazla devreye birlik göndermek zorundayız. Bunun bize faydası olmayacak Hanuş. Biz onlardan 10 kat fazla daha iyi olsak her çalıya tek bakacak değiliz ya. Beni mi çağırdınız efendim? Gel. Danışır. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Henry. Sen olmasaydın Hans aramızda olmazdı. Ve ben seni onunla ceza olsun diye göndermiştim oysa ki. Ben sadece görevimi yapıyordum efendim. Bu kadar alçak gönüllü olma genç Henry. Sadece cesaret örneği göstermekte kalmadın. Aynı zamanda hükümdarına olan sadakatini de göstermiş oldun. Bu yüzden seni özel hizmetime dahil ediyorum. Efendim ben teşekkür ederim efendim. Haydi senin terfini ve Sir Hans'ın geçmişini kutlayalım. Orada dikilme delikanlı, içki koy bize. Kardeşim bir kadeh de bize verseydiniz de. Öldüğüm için özür dilerim efendim. Fakat acil olaylar var. Ne oldu yine? Neyyof'tan bir seyis yamağı geldi. Haydutların bu sabah sığır çiftliğini yağmaladığını söylüyor. Çok fazla ölü ya da sakat varmış. Kurva. Tam olarak ne oldu anlatmak. Emin değilim. Oğlan o kadar şaşırıp kalmış ki zar zor konuşabiliyordu. Haydutların sadece zevk için öldürdüklerini söyledi. Üzgünüm efendim. Tebaanız Simil ölmüş. Your vassal Smil is dead. Who did this? Kim yaptı bunu? Kimmiş bunlar? We don't know. Bilmiyoruz efendim. Seyis yamağı saldırıyı yöneten kara zırhlı cüsseli bir adamdan bahsedip duruyor. İhtiyacın olduğu kadar adam al yanına ve bu şerefsizleri bulana kadar durma sakın. Ve bana kellelerini getirin. Evet efendim. Benim adamların da emrindedir Hanuş. Teşekkür ederim dostum. Efendim izin verin onlarla gideyim. Yerinde duramıyor değil mi? Bu önderleri Sıkarista bana saldıran kişi olmalı. Koskoca krallık o görünüşe sahip başka bir adam daha olamaz. Hala kılıcımın onda olabileceğini mi düşünüyorsun? Fazladan bir kılıç daha işini görür değil mi yüzbaşı? Hah emriniz olsun efendim. Ne kadar sonra ayrılıyorsunuz Bernard? Adamlar hazır olamaz efendim. Güzel avluda Henry'i bekleyin ve... Ona bir at verin. Kendi atını mı? Var oğlum zaten benim atım. Sir Hans'ı kurtardı işte ödül olarak. Lazım olacak. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Git derhal bu suçların cellatların eline geçmesini istiyorum. Size hayal kırıklığına uğratmayacağım efendim. Sakın benim atımı değiştirdiğini söylemeyin abi. Sakın. We don't know much about what happened. Just what that Neuhoff stable boy told us. Get your horses mounted up and let's ride. Kılıcınızı kaldırın ve gidelim. Fırtına gibi. Belki de o ayaktık. Bunu yakalarız. Skalis Beffen Hook'u geldi arkadaşlar. Skalis askeri olduğumuzu gösteren. Ama gerek yok. Biz daha karizmayız. Ekmeği gömelim. Hayat suyu. Kendini aşırı gibi görünün kolayca dayanabilirsin. 5 dakika önce %50 daha az yaralanır. Güzel mi? Domuzun öfkesini de atalım. Meyve sebze. Göm abi bunda. Evet bu arada şeyi de göstereyim arkadaşlar. Şu. Kılıç da seviye atlamış. 8 seviye oldu. Güzel.
Kısa kılıç, uzun kılıç. Abi uzun kılıçtan devam. Ravenler Black. Deneyebiliriz belki. Arena'da falan deneyebilirim ama anca bunları. Şu şeyi de göstereyim. Dengeli beslenmenin olayını arkadaşlar. 5 gün boyunca sağlıklı beslendiğin, tıka basa yemek yemedin ve aç kalmadığın için zindelik ve çeviklik özelliklerin bir bonus kazandı. Böyle. Gördüğünüz gibi işte birer bonus. Dediğim gibi arkadaşlar bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Bunlarla beraber şeye gideceğiz. Bu katliamın olduğu yere bakacağız. Bu arada bize verdikleri hayvan da şeydi. Bu muydu? Bunu veriyorlar. Neyse bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.